Ben size bugün bir hikaye anlatacağım ama gerçek bir hikaye her şeyle. Gümüş'ün hikayesini anlatacağım. Gümüş bir televizyon serisi. 2005 yılında yayınladık. O dünyada daha çok Arap ülkelerin Nur diye biliniyor. Bugüne kadar 57 ülkede yayınlandı. Ve yayınlandığı hiçbir ülkede başarısız olmadı. Öyle ki Nur'un final bölümü Arap ülkelerinde 22 ülkede yayınlandığında bize verilen rakamlar final bölümünü tam 85 milyon kişinin izlediğini söylüyor. Bu inanılmaz bir rakam. 2010 yılında bir gazeteci beni aradı. Dedi ki size röportaj yapmak istiyorum. New York Times'dan da arayan. New York Times'dan birisi arıyor ve sizle röportaj yapmak istiyor. Türkiye'deyiz. Neyle ilgili? Gümüş'le ilgili. Şok olacak bir haberdi benim için o. Röportajın yapmasının sebebini anlatacağım. Asıl muhabir Gazze'ye gidiyor ve Hamas'la ilgili bir röportaj yapmak istiyor. Ama sokaklarda yürürken bir akşam kimseyi görmüyor. Diyor ki insanlar nerede? Bu akşam Nur akşam. Herkes onu seyrediyor diyorlar orada. Sonra röportaj yaparken İşte soruyorlar, bunu Türk dizilerine geliyor. Muhabir diyor ki, Türk dizileri hakkında düşünüyorsunuz. Yöneticiler, işte, ya işte biz beğenmiyoruz da şudur budur vesaire, işte kültürümüzü bozuyor, değişik bir kültür vesaire bir sürü şeyler söylerken, oradaki liderlerden birinin oğlu diyor ki, ben seyretmiyorum ama kız kardeşim seyrediyor diyor. Tam bu sırada cep telefonu çalıyor. Cep telefonun müziği, Gümüş'ün jenerik müziği. Bu Haziran 2010 tarihinde New York Times'ta yayınlandı. Bu hikaye de yayınlandı. Ben Gümüş'ün nasıl yaratıldığını tek başıma artık olarak anlatmak istemiyorum. Çok insan çalıştı bu konuda. Pek çok emeği var ama hepsinin ağzından duymak istiyorum nasıl yaratıldığını. O yüzden de alkışlarınızla önce başrol oyuncularımız Songül Oden'i, Kivanc Tatlitug'u, yönetmenimiz Kemal Uzan'ı, yürütücü yapımcımız Ahmet'i, Ahmet Kayıntu'yu, senaristlerimiz Eylem, Sema, teknik hizmetlerimizi veren Şener'i ve bu işi ilk önce bizden alıp da dünyaya yayılmasında çok büyük emeği olan, hepinizi böyle alayım, emeği olan Fadi İsmail'i buraya davet etmek istiyorum. Arkadaşlar, çok kısa çabuk geçeceğim. Yıl 2004. Ben ANS'in yeni genel müdürü olmuşum. Yeni gelmişim Doğan grubuna. Heyecanla, merakla bekliyorum. Bir proje bulmam lazım, bir şeyler yapmam lazım, üretmem lazım. Proje arıyor sürekli olarak ama açıkçası hayatımda o zamana kadar pek de senaryo okumuş değildim. Bir taraftan kendimi eğitmeye çalışıyorum. Senaryo nasıl okulur, kitaplar buluyorum. İşte öğretmen, şunlar bunlar, danışmanlar vesaire diyorum. O arada sürekli iki kız mail gönderiyor. Sürekli mail gönderiyor. Biz işte bıdı 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 okuldan yeni mezun olduk da çok iyi hikayelerimiz var da şunlarda bunlarda vesairelerde randevu istiyoruz da bize bir şans verseniz de gelseniz de falan filan diye böyle sürekli mailler geliyor. Bir gün dedik ki hatta Mahinur Ergun'du dedi ki ya iki biz var onlar da bir dakika biz birisini unuttuk asıl bu işin. Sen niye orada duruyorsun? Pelin'i buraya çağırmamız lazım. Kanal D'nin genel yönetmeni. Bu işte en çok emeği olan insanlardan bir tanesi. Sandalyelerin bir tanesi eksik. Gel, seni yanıma almam lazım. Hep yanımda olman lazım, gel. Sürekli böyle başımızın etini yiyor birileri. En son dedik ki, gelin kardeşim, ne istiyorsanız, kurtulmak için istiyoruz dedik. Neyse, iki tane genç kız geldi böyle. İşte biz değil, tarih coğrafya fakültesinden mezun olduk. Hikayelerimiz var falan filan. Bırakın okuyayım dedik o zaman. Okuyalım, dönelim size. Ben bir alt kademeye gideyim. Okuyalım dedik. Okuduk. Dört tane iş getirmişlerdi. Biri Gümüş. Biri Melekler Korusun, o da yapıldı biliyorsunuz. Biri Öte Geçe, Beri Geçe. Dördüncü neydi? Mikrofon. Bilinmeyen vardı. Onu yapmadık hala. Onları yapmadık. Tamam. Sadece Melekler Korusun'u Gümüş oldu. Şimdi iki tane genç kız düşünün. Okuldan yeni mezun olmuşlar. Ceplerinde bir kuruş para yok. Dedi ki gelin İstanbul'da beraber çalışalım. Dediler ki paramız yok.
Peki ben 30 bin diyorum ama Sema diyor ki 20 bin lira verdim. Vallahi yanlış hatırlıyorsun. Bin. Ahmet kaç bin liraydı? 20 bin lira vermişiz peki. İyi, hayır ama lütfen. Doğruyu söyle. 20 bin. İyi 20 binmiş. Parayı direkt Ahmet'ten aldım. 20 bin lira para verdik ve şeyleri opsiyonladık. Ondan sonra beraber çalışmaya başladık. Ama yani öyle böyle bir çalışma değil. Ekipler kurduk, işte bu sahne değişmesi lazım, dramatik yapısı yanlış, oydu buydu vesaire muhabbetiyle çalışıyoruz. Bayağı çalışıyoruz. Ne anlatmak istersin o günlerle ilgili olarak? Çok ağlattım mı sizi? Eylemi ağlattığımı hatırlıyorum. Ağlattınız. İkimiz de ağladık. Ama şöyle ağlattık, birbirimizi ağlatmıştık ve sonra bize, ben birini anlatmıştım sektörde ve dediler ki siz kovuldunuz. Yani patronuna böyle kavga edip sonra karşılıklı şey yapıp kesin kovdu sizi İrfan Bey. Ertesi gün ANS'ye geldik. Ben böyle kaçıyorum. İrfan Bey'i görüyorum hemen şey yapıyorum. Sonra çağırdı dedi ki gel gel dedi. Sen benim arkadaşımsın dedi. Biz bu işi yapacağız, başarılı olacağız dedi. Ondan beri de öyle yol aldık ve gerçekten de başarılı oldu. Evet, sonra Sema ile Eylem bu sektörün en önemli iki senaristten birisi oldular. En son şu anda yaptıkları dizi Karadayı'nı senaristler şu anda. Melekler Korusun, Karadayı, Yer Gök Aşk, Gümüş, Lale Devri. Gördüğünüz her diziyi onlar yazıyor. Bugüne kadar şöyle bir istatistikleri var. Yaptıkları bir iş herhalde 100 bölümden aşağı gitmedi. Çok az bir iki iş galiba 100 bölümden aşağı gitti değil mi? Birkaç tane hayal kırıklığı oldu tabii. 70 bölümle. Neyse Sema Eylem'i aldık cebe ve işler yolunda gidiyor. Aylardan işte Temmuz falan o civarında. O dönemde belki çok iyi hatırlarsınız. Yıl 2005 yılı, 4 yılı özür dilerim. Hani bütün işleri sezonda satmak lazım. Eylül'e girerken satmanız gerekiyor. Yoksa açıkta kalırsınız. Ben elimde çanta, senaryolar, kanal kanal dolaşıyorum. Ama kötü bir maç satıcıyım galiba. Kimse senaryonun kötü olduğunu söylemedi ama satamadık arkadaşlar. Satamadık işi. Elimizde iş kaldı. Tabii iş kalınca o işe yönetmen, oyuncu vesaire bulmak da çok zor. O ara elimizde sadece kim var biliyor musunuz? Türkiye'nin en yakışıklı adamı. Sadece Türkiye'nin değil, bana göre dünyanın en yakışıklı adamlarından bir tanesi Kivanc Tatlitug var. Kivanc'la ben bu ara çok doğaçlama konuşmaya başladım. Aslında bunu yapmamam lazım. Notlarımı unuttum çünkü. Kivanc'la o dönemde 2002 Best Model of Turkey ve Best Model of the World birincisi olmuş durumda. Böyle yakışıklı, inanılmaz, karizmatik bir adam. Kivanc'la çalışacağız ama bizim bir ekibimiz var. Tutturuyorlar da ki mankenden oyuncu olmaz. Olur kardeşim, adam dünyanın en yaşlısı, niye olmasın? Böyle bir muhabbet var kendi aramızda. Bir gün dedim ki siz Kivanc'ı tanıyor musunuz? Dediler ki aslında tanışmadık. İyi o zaman Kivanc'ı çağırayım bir gün, bir kahve içelim ve siz de tanışın dedim. Kivanc'ın haberi yok tabii bu konudan. Kivanc geldi, benim odama geldi, oturdu. Bir 15-20 dakika sohbet ettik. Böyle bir hanımlar ordusu var. İşte Sema var, Eylem var, Pelin var, birkaç arkadaşımız daha var. Neyse Kivanc'ı gönderdik. Gönderdikten sonra hareket şöyleydi. Kivanc çıktı oradan. Patron ne olursun Kivanc oynasın, ne olursun Kivanc oynasın diye bir yalvaranlar ordusu ortaya çıktı. Ha, bu arada çok ilginç bir fikir daha vardı. Fikrin de sahibi Pelin bu arada, onu da söylemek de istiyorum. İspiyonlayacağım şimdi. Tuttur dedi ki Türkiye'de sarışmış şey var mı? Sarılmış aktör var mı? Ne yapacağız? Kivanc'ın saçlarını siyah boyasak mıydı? Çünkü Okan Bayülgen pastamine fotoğraflar çekmişti ve saçları siyah. O fotoğrafları bulmuş Pelin. Dedi ki kesin saçlarını bayağı siyah boyarsak mükemmel olur. Ama Kivanc'la ilgili asıl söylemek istediğim şu. Bir gün konuşuyoruz. Ya ben kendisinin bu işte olmasını çok istiyorum. İşte bir Mehmet rolü var, başrol. Bir de bir yardımcı rol var. Kivanc'a dedim ki başrolde mi oynamak istersin? Yoksa yardımcı rolde mi oynamak istersin? Ya İrfan abi ben daha yeniyim dedi. Öğreniyorum bu işleri. Ben daha başrolde oynamayayım. Hani yardımcı rolde oynayayım dedi. Ama o kadar böyle samimiyetle, doğal söyledi ki. Hatırlıyorsun değil mi? Yani ben ne demiştim hatırlıyor musun? Evet. Merhaba herkese. İrfan abiyle 2004 senesinde o dönem yurt dışında yaşıyordum. Yurt dışından geldiğim zaman tabii oyunculuk yapmak istiyorum bu arada. En azından denemek istiyorum. Yani yapabilecek kabiliyetim var mı yok mu bilmediğim için bir iş olmadığı zaman da hemen bırakabilecek kapasitede bir insanım. Hemen vazgeçebilirim.
O dönem İrfan abiyle oturup konuştuğumuz zaman İrfan abi Gümüş projesinden bahsetmişti. Kendisiyle olan konuşmamızda dedim ki ya abi ben hani bilmiyorum bence yapabilir miyim? Sen dedi şunları al. Burada iki tane karakter var. Bir tanesi Mehmet, bir tanesi Berk. Teşekkür ediyorum sevgili yönetmenim. Sağ olun. Bunlara bak hangisini beğenirsen gel söyle. Aradan bir zaman geçti. Yine aynı odada toplandık İrfan abiyle. Dedim ki ben Berk'i oynamak istiyorum. O dedim ufak rolü var. Orada ufak ufak dedim oynuyor oynaya. Bakalım ama dedim yapamazsam kesin bırakacağım yani. Devam etmeye niyetim yok dedim. Sen dedi çok enteresan bir adamsın. Yani çoğu insan dedi hani başrol teklif edildiği zaman başrollü oynamak ister. Ama hani çekirdekten başlamak istiyorsun. Yetişmek istediğini söylüyorsun. Ha demek ki kafanda önemli şeyler var. Yani ciddisin bu konuyla ilgili. Sen bunu oynayacaksın. Mehmet'i oynayacaksın. Ben kesinlikle inanıyorum. Böyle düşünen bir insanın başaracağına inanıyorum. Eğitimlerini almaya başlayacaksın. Dedi ve yapabilir miyim gibi kafamda soru işaretleriyle ben odadan çıktım. Derken işte Orta Doğu'da ve birçok ülkede yayınlanan Gümüş dizisini yapmış olduk böylelikle. Serüven böyle başladı. Alkış. Bugün en son NBC Net'in yapmış olduğu bir araştırma var. 2 hafta önce. Fadi verdi bana detayları, bilgileri. NBC Net'in yapmış olduğu 2 hafta önceki araştırmaya göre oy verenlerin yaklaşık olarak %70'i en başarılı Türk aktörü seçmiş kendisini. Tekrar tebrik ediyorum. Kıvanç gerçekten inanılmaz disiplinli bir arkadaşımızdı. Ben Gümüş'ün setinde set çabuklaşsın diye işte ışıkları, kameraları, şunları filan taşıdığına son derece şahit olmuşumdur, görmüşümdür. Ama hep beraber çalıştık bugüne kadar. Gümüş, arkasından Halil ve Menekşe, arkasından Aşkı Memnu, şimdi Kuzey ve Güney. Yalnız şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışında Türkiye'de olduğundan daha meşhur bir arkadaşımız. Eğer Türkiye'de bir dizi yapıyorsanız ve başrolünde Kıvanç oynuyor lafını duyuyorlarsa direkt herkes geliyor satın almak için. Mesela Fadi direkt olarak geliyor diyor ki Kıvanç oynuyor mu? Oynuyor. Direkt satın almak istiyorum diyor. Şu anda banko yurt dışındaki en büyük temsilcimiz oldu. Neyse Kıvanç'tan sonra bir başrol... Her şeyi söyleyebilirsin. Müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Aslında burada bulunan işte yönetmenim, yapımcım, senaristlerim, başrol partnerim Songül'ün haricinde burada bulunmayı en çok hak edenlerden birisi rahmetli Ekrem Bora'dır. Kendisi nur içinde yatsın. Bana birçok şeyi öğreten kişi kendisidir. Kendisini bir kez daha huzurlarınızda anmak istiyorum. Kendisi de nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Kıvancı bulduk ama başrol kadın oyuncumuz yok. Tabii dizi satılmadığı için dizi başrol oyuncusu bulmak son derece zor bir şey arkadaşlar. Kaç kişiyle görüştüğümü hatırlamıyorum. Mesela bir çok meşhur oldu şu anda. Bir oyuncunun bir fotoğrafını görmüştük. Bir dergide resmi çıkmıştık. Bu kız çok güzel. Hemen çağırdık onu. O bile kabul etmedi. Böyle bir durumdayız. Çünkü çok genç ve yeni bir ekiptik. Derken birisi söyledi ki Songül Oden'sinde çok yetenekli bir hanım var dedi. İşte TRT'de galiba bir 4 bölümlük bir mini seride oynamış. Ondan sonra birkaç görüntü görmüştük kendisiyle ilgili olarak. Dedim ki hemen görüşelim. Geldi. Hiç unutmuyorum o günü. Üzerinde bir kot vardı. Şöyle karşıma oturdu böyle. Beni dinliyor. Ondan sonra beğendik. Yani oyuncu olduğu belli vesaire vesaire. Dedim ki ne yapıyorsun şu anda? Dedi ki Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndayım dedi. Ne kadar maaş alıyorsun? 1750 lira dedi. Peki sana bölüm başı 1750 lira veriyoruz. Başrol oyuncumuzsun ve direkt bu işe başlıyorsun. Olur. Cevap bu kadardı. Olur. O güzel ses tonlamasıyla. Tabii ben o ara bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Aynı anda aslında başka bir rol teklifi alınmış. Kendisine başka bir şirketten. Onu da söylemem lazım. Ama oradaki yan rolmüş. Bizimki başrol olduğu için bizi kabul etmiş. Doğru mu Songül? Ha, bu arada bir şey daha söylemem lazım. Yine en son yapılan araştırmalarda. Şu araştırmalar şurada bir yerde okumam lazım aslında size. Yine NBC Net'in yapmış olduğu araştırmada
200 küsür bir oyla %71 oranında Arap ülkelerindeki şu anda 2 hafta önce yapılan araştırmada en beğenilen kadın oyuncu seçilmişsiniz. Tebrik ederim. Mikrofon burada. Merhabalar. Ben Ankara'dan yetişmiş bir oyuncuyum. İstanbul'a geldiğimde çok yabancıladım her şeyi. İrfan Bey o günü böyle hatırlıyor bir patron olarak. Ben başka türlü hatırlıyorum. Normal. Ben şimdi binaya girdim ve bana İrfan Bey dedi ki yanımdan Kıvanç geçti. Hatırlıyorum ilk karşılaşmamızı. O da yeni çıkmıştı konuşmadan herhalde. Dedi ki bana, aa Gümüş geldi dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Gel bakayım otur bakayım dedi böyle. O da böyle oturdu karşıma. Anlat bakayım kendini dedi. Nasıl dedim. Ne müzik dinlersin dedi. Ve bana çok kişisel sorular sormaya başladı ama meğer gözlem altında olduğumdan haberim yoktu. Sonra bana bu işten bahsetti. Bana başka bir dizi projesi daha gelmişti ve ben onu çok sevmiştim. Fakat o dizi 4 bölüm sonra yayından kaldırıldı. Kader ağlarını ördü ve yayından kaldırıldı. Sonra biz bu işe başladık. İlk 3 bölümünde reytingler iyi gitmedi. Bayramda yayınlanmıştı, hiç unutmuyorum. Ben Şer'in reytingin ne demek olduğunu bilmiyordum. O kadar yabancıydım hakikaten bu dünyaya ve yüzümde sıkıntıdan sivilceler çıkmıştı. Makyöz onları kapatmaya çalışıyordu. Herkes forumlarda yüzü sivilceli kız yakışıklı oğlanın yanına koymuşlar diyordu. Dizinin bitmesini istiyordum. Yani kaldıramıyordum hakikaten eleştirileri. Çok üzülüyordum o zaman. Sonra seyirci çok sevdi. Yani zamana ihtiyacı vardı seyircinin herhalde. Seyirci çok sevdi. Sonra dünyaya açıldı ve hakikaten kaderimizi değiştiren bir Türk dizi tarihinin kaderini de değiştiren, bizim kişisel tarihimizin kaderini de değiştiren bir iş oldu. Bunun iyi olması tabii ki şans, kader gibi faktörlerin yanı sıra çok amatör bir ruhla çalışıyorduk. Mesela yıllar geçti ama hala benim en iyi oyuncu erkek arkadaşım Kıvanç. Onu, yani hiç ilişkimiz bitmedi. Keza senaristlerimiz de bizim gibi yeni mezun olmuştu. Yönetmenimizin ilk işin miydi? İlk sayılır. Dolayısıyla da bir amatör bir ruhla İrfan Bey'in de ilk işiydi. Herkesin ilk burada işiydi. Şimdi ilginç tarafı o. Evet.